Geldiğimiz aşamada ülkemiz gerçekten büyük insanlık suçlarının işlendiği koca bir cezaevine dönüştürülmüş durumda. Ağır hak ihlalleriyle en temel yurttaşlık haklarının bile gasp edildiği bir ülke gerçekliği içerisinde yaşıyoruz. Aslında faşizmin inşasında tecrit politikaları, Kürt sorununda antidemokratik tutum, çözümsüzlük politikaları faşizmin mayasını oluşturan gerçekliklerden bir tanesi. Bu anlamıyla ağır hak ihlalleri ve büyük insanlık suçunun işlenmesi noktasında İmralı tecriti büyük bir zirveyi, büyük bir aşamayı bu anlamıyla ifade ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten büyük bir insanlık suçu gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu insanlık suçuna karşı tecrit politikalarının kırılması ve çözümsüzlük politikalarına karşı önemli bir direniş dalgası da söz konusu. Sadece ülkenin tek başına muktedir bir iktidar gerçekliği üzerinden faşizme sürüklendiği, faşizmin karanlığına sürüklendiği bir gerçeklik değil. Aynı zamanda faşizmin karşısında dalga kıran oluşturan bir direniş öbeği de söz konusu. Yani bu insanlık suçuna karşı birlik ve beraberlik, ortak mücadele ve bugün cezaevlerinde süren açlık grevlerine destek olunması ve barışa dair ses verilmesi gerekiyor. Bu hepimizin sorunu. Çünkü bugün siyasi iktidar yürütmüş olduğu bu çözümsüzlük politikalarını aslında 2015'te Dolmabahçe mutabakatının aslında çözüm masasının devrilmesinde büyük bir çökertme planı üzerinden bütünlüklü bir planla bunu işletiyor. Ve 22 yıllık iktidarını da tam da bu çözümsüzlük politikaları üzerinden ne yazık ki vatan millet Sakarya naralarını atarak kendisine payanda yapmaya çalışıyor. Bu anlamıyla çözümsüzlük politikalarına karşı demokratik bir barışın, demokratik bir çözümün çözüme doğru adım atılması gerekiyor. Dolayısıyla içeride dışarıda sürdürülen bu mücadelelere ve siyasi rehin olarak tutulan arkadaşlarımızın direnişine ses vermek önemli. Bu anlamıyla dışarıda en önemli ve kıymetli, değerli direnişi Barış Anneleri sürdürüyor. Mersin'de de, kendi şehrimizde, ilimizde de 50 günü aşkındır aslında Barış Anneleri açlık grevlerine ses veriyorlar ve onurlu bir barış için, kalıcı bir barış için de bir direniş gerçekleştiriyorlar. Çünkü tecrit politikaları artık ne yazık ki ülke gerçekliğinin özü haline gelmiş durumda. Bugün tecrit her yerde. Bugün tecrit sadece İmralı'da değil. Bugün tecrit sadece cezaevlerinde değil. Ülkenin yönetim biçimi haline almış bir gerçeklikten söz ediyoruz. Bugün açlık grevlerinin yapılması, cezaevlerindeki direnişçilerin sesine yanıt verilmemesi bir muhatapsızlık örneğidir. Ve bu muhatapsızlığın aslında niteliği şudur. Halkın taleplerine, halkın sesine kulak tıkamaktır. Yani çözümsüzlük politikalarında ısrardır. Biz de mecliste de ifade ediyoruz, Barış Annelerinin adalet nöbetlerinde de ifade ediyoruz. Dün cezaevi önünden de seslendik. Bu sese mutlak surette cevap vermek zorundadır. Toplumsal bir sözleşme uygulanması mümkün. Yeter ki çözümsüzlük politikalarında ısrar edilmesin. Yeter ki bir halk gerçekliği gasp edilmeye çalışılmasın. Ne yazık ki ülke gerçekliği kuruluş kodlarından itibaren tekçi, inkarcı, imhacı, asimilasyoncu bir devlet aklıyla yönetilmeye çalışılıyor. Ve bu devlet aklının, bu ulusal kodlarla bezeli devlet aklının güncel biçimini biz AKP, MHP iktidarında, hükümetinde, Cumhur İttifakı'nda görüyoruz. Buraya bir adım atarlarsa bugün ne yazık ki emekçi çocuklarının kanı üzerinden siyasi malzeme ürettikleri asker cenazelerini durdurabilirler. Yani bunu yapmak zorundalar. Bugün mecliste ortak bildiri imzalanması, imzalanmaması üzerinden bir hamaset politikası yürütüyorlar. Ama emekçi çocuklarının kanı üzerinden politika yapmaktan vazgeçmiyorlar. O kanı durdurmak, o savaşı durdurmak üzerinden gerçek bir politika üretmiyorlar. Bir kere buna dur demiş olacaklar, buna adım atmış olacaklar. İmralı tecritinin kırılması barış için bir adım atılması anlamına gelecek. Bütün bir halk için ve tüm Türkiye halkları için.